Hadi gelin oranlarla ilgili birkaç alıştırma sorusu çözelim. Soru da şöyle denmiş. Aşağıdaki tablo, eğlence parkında farklı oyuncaklar için sırada bekleyen insanların sayısını göstermektedir. 15 kişi hız treni için bekliyormuş. 4 kişi sapan fırlatışı için. 12 kişi çarpışan arabalar için. 11 kişi de balerin sırasındaymış. Balerin için bekleyen insanların sayısının Sapan fırlatışı için bekleyen insanların sayısına oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi videoyu durdurun ve bu soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Balerin için bekleyen insanların sayısının balerin için bekleyenler işte burada sapan fırlatışı için bekleyen insanların sayısına oranını bulmak istiyoruz. Sapan fırlatışı için bekleyenler de işte bu. Balerin için bekleyen 11 kişi var. Sapan fırlatışı içinse 4 kişi bekliyor. Demek ki oran 11'e 4. Yani balerin için bekleyen her 11 kişiye karşılık sapan fırlatışı sırasında 4 kişi olmalı. Hadi bir örnek daha yapalım. Kübra kitap okumayı çok seviyor. Son birkaç ayda 3 tane çizgi roman kitabı, 2 tane polisiye türü roman 4 tane bilim kurgu türü roman, 21 tane de çizgi roman dergisi okudu. Bilim kurgu romanlarının çizgi roman dergilerine oranı nedir? Şimdi yine videoyu durdurun ve soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Bilim kurgu romanlarının çizgi roman dergilerine oranını bulmak istiyoruz. Kübra 4 tane bilim kurgu romanı okumuştu. Evet, bunun Çizgi roman dergilerine oranına bakacağız. Soruda söylenene göre 21 tane de çizgi roman dergisi okumuş. Demek ki oran okuduğu her 4 bilim kurgu romanı için 21 çizgi roman dergisi olacak. Bunu farklı renkle yazayım. 21 çizgi roman dergisi. Evet. Yani oran 4'e 21. Bilim kurgu romanlarının çizgi roman dergilerine oranı işte buymuş. Demek Kübra 21 çizgi roman dergisine karşılık 4 bilim kurgu romanı okuyacak. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Bu sorular enteresan bir şekilde çok eğlenceli. Elmaların muzlara oranı nedir? Videoyu durdurun ve soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Hadi bir bakalım. Burada 1 2 3 tane elma var. Peki, üç tane elmaya karşılık kaç tane muz varmış? Bir, iki, üç, dört tane muz var. Demek ki, elmaların muzlara oranı üçe dört. Yani, her üç elmaya karşılık dört muz şeklindeymiş. Şimdi burada sıra önemli. Eğer muzların elmalara oranı denseydi, buraya dörde üç yazacaktık. Ama elmaların muzlara oranı dendiği için, üçe dört yazdık yani 3 elmaya karşılık 4 muz